ve cihazatının makinesi hükmünde olan cismi mübarekini dahi ta arşa kadar beraber alması muktezaya akıl ve hikmettir. Nasıl ki cennette hikmet ilahiye cismi ruha arkadaş ediyor, çünkü pek çok ve zayıf ubudiyete ve hadsiz zaiz ve âlâma medar olan cesettir. Elbette o ceset mübarek ruha arkadaş olacaktır. Madem cennete cisim ruh ile beraber gider, elbette cennetül me'va gövdesi olan sidretül müntehaya uruc eden zat Ahmedi aleyhissalatü vesselam ile cesed-i mübarekini rifakat ettirmesi aynı hikmettir. Yine hatıra gelir ki dersin birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Biz de deriz ki sani Zülcelal'in sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Mesela saltın süratiyle ziya, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefavit olduğu malum. Seyyaratın dahi fenden harekatı o kadar muhteliftir ki akıl hayrettedir. Acaba latif cismi, ürüşte süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş, ruh süratinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Hem 10 dakika yatsan bazı olur ki, bir sene kadar halata maruz olursun.'' Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimatı toplansa, uyanık aleminde bir gün, belki daha fazla zaman lazımdır. Demek oluyor ki, bir zaman vahid, iki şahsa nispeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Şu manaya bir temsil ile bak ki, insanın hareketinden, güllenin hareketinden, savttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sürat harekatta bir mikyas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz ki, o saatte on iğne var. Birisi saatleri gösterir, biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Birisi 60 defa daha geniş bir daire, daire içinde saniyeleri, diğeri yine 60 defa daha geniş bir dairede saliseleri ve hakeza. Rabiaları, hamiseleri, sadise, sabia, samine, tasia, ta aşireleri sayacak gayet muntazam, azim bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Faraza saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa herhalde halde aşirelere sayan ibrenin dairesi arzın medare senevisi kadar belki daha fazla olmak lazım gelir. Şimdi iki şahıs farz ediyoruz. Biri saati sayan ibreye binmiş gibi o ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. Diğeri ahireleri sayan ibreye binmiş. Bu iki şahsın bir zaman vahitte müşahede ettikleri eşya saatimizle arzın medar-ı senevisi nispeti gibi. Meşhudatça pek çok farkları vardır. İşte zaman çünkü harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan harekatta cari olan bir hüküm zamanda dahi caridir.'' İşte bir saatte meşhudatımız, bir saatin saati sayan, ibresine binen, zişur şahsın meşhudatı kadar olduğu ve hakikat ömrü de o kadar olduğu halde, aşire ibresine binen şahıs gibi, aynı zamanda o muayyen saatte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, burak tevfik ilahiye biner, Bert gibi bütün daire-i mümkünatı kat edip, acayip bir mülk ve melekutu görüp, daire-i vücut noktasına çıkıp, sohbete müşerref olup, rüyyet cemali ilahiye mazhar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir. Yine hatıra gelir ki dersiniz, evet olabilir, mümkündür. Fakat her mümkün vaki olmuyor. Bunun emsali var mı ki kabul edilsin? Emsali olmayan bir şeyin yalnız imkanı ile vukuuna nasıl hükmedilebilir? Biz de deriz ki, emsali o kadar çoktur ki hesaba gelmez. Mesela her zi nazar gözüyle yerden ta Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her zi ilim aklıyla kozmografya kanunlarına binip yıldızların ta arkasına bir dakikada gider. Her zi, zi iman zamanın efal ve erkanına fikrini bindirip bir nevi miraç ile kainatı arkasına atıp huzura kadar gider her zi kalp ve kamil veli seyr-i sülük ile arştan ve daire-i esma ve sıfattan 40 günde geçebilir. Hatta Şeyh-i Geylani, i̇mam Rabbani gibi bazı zatların ihbaratı sadıkaları ile bir dakikada arşa kadar ürucu ruhanileri oluyor. Hem ecsam-ı nurani olan melekelerin melaikelerin arştan ferşe, ferşten arşa kısa bir zamanda gitmeleri ve gelmeleri vardır. Hem ehli cennet mahşerden cennet bağlarına kısa bir zamanda uruc ediyorlar. Elbette bu kadar numuneler gösteriyorlar ki bütün evliyaların sultanı, umum müminlerin imamı, umum ehli cennetin reisi ve umum melaikenin makbulü olan Zat-ı Ahmidi'nin aleyhissalatü vesselam seyir sülukuna medar bir miracı bulunması ve onun makamına münasip bir surette olması aynı hikmettir وقاية ما كله وشبه سيز <وَاكِدِرْ> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الألم الحكيم وآخر دعوه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet, selam ağabeyler. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hepinizin gecesi mübarek olsun. Cenab-ı Hak birçok Ramazan gelen kişiye nasip etsin. Sadece biz sadece nasip etsin Ramazan malumunuz Ramazan'da Ramazan Resalesi'ne 10 ders olarak bitirdik. İnşallah bu akşam Ramazan'dan önce Miraç dersine başlamıştık. Bugün de Miraç dersine devam edeceğiz. Tamam. Cenab-ı ee, Hak istifadenizi ziyade eylesin bu dersten sonra sualler aç. güzel neticeler geri dönüşler olur. Mümkünse dersle alakalı sualleri olan abiler varsa chat bölümünden mesaj bölümünden yazarlarsa inşallah dersin sonunda Mustafa ağabeyi tevzi ederiz. Yani Allah istifadını ziyade edesin inşallah. Dersten sonra da, bir aşırı okuduktan sonra inşallah dersi de hakkı olur. Mustafa abi selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar hoş geldiniz. Ve aleyküm selam. Hoş gördük. Sizler de hoş geldiniz. Evet. Tamam mıyız? Dersimize başlayalım inşallah. Evet, ala Resulina salavat. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, evet. Miraç dersine başlamıştık Ramazan'dan evvel. Epeyce geldik. Araya Ramazan fasılası girdi. Ramazan'ın ehemmiyeti, kutsiyeti ile alakalı derslerimizi takip ettik. Sözümüz üzere, inşallah Ramazan'dan sonra da dedik, bu miraç meselesini bitirmeye çalışalım. Miraç'tan sonra da kader risalesi talep ediliyor. Kader Risalesi'ni inşallah beraber mütala edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi eskiden derse başlamadan evvel bir sünnet olan Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam sünneti olan cemaatin yerleşmesi diz dize, omuz omuza yan yana gelmeleri için bir nizam ve düzen verilmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun sebebi söylenen hakikatler veya e, mütalalar, sohbetler, dersler neyse e, terennüm edilen meseleler kalplere ve gönüllere hakkıyla sirayet edebilmesi için bazı şartlar var. Bu şartların bir kısmı maddidir, diğer kısmı manevidir. Maddi şartlardan biri de cemaatin hatibe yani muhataba sohbet eden insana göz göze teması kulak kifayet etmiyor. Gözle de temas icap ediyor. Bir de arada şeytanların gezmemesi için safların sık tutulmasıdır. Bu dinimizde mühim bir meseledir. Şimdi fiziki şartlar bizi ne yaptı? Uzaklaştırdı birbirimizden. Bir müddet Cenab-ı Hak insanlığı bir imtihandan geçiriyor. İnşallah tezelden bu imtihan biter de yine eski fiziki derslerimize, fiili derslerimize döneriz. Bu nizamı düzeni sağlamak için de bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşınız. Yaklaşınız. Yani kendisine doğru cemaatin celp ve cezbedilmesi için emredermiş. Rahmetli Demirci Hocam da hep öyleydi söylerdi. Tegarebu yaklaşın anlamazlar gençler. Tegarabu ne manaya geliyor? Kalkın hatibe doğru yaklaşın. Cemaati yerleştirir. Bir daha yerleştirir. Sonra sohbet başlardı. Şimdi tegarabu desek kim gelecek? Gelsek de zaten yolda yasak var, tahdit var. Bu mümkün değil. Ancak diyoruz ki biz müsait olanlar resimlerini göstersin. Canlı olarak görelim arkadaşları. Sadece isimlerle isimlerle iktifa etmeyelim ta ki göz göze gelip birbirini görmeden dolayı ifade edilen meseleler kalplere ve gönüllere kulaktan ses, gözden de şekil ve suret olarak taşıyıcı olarak intikal edebilsin. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir kanunudur. O güzel cemalinizden bizleri mahrum etmeyin. Biz mesela ta Başakşehir'den kalkıyoruz buraya geliyoruz yani Süleymaniye. Tezgahımız burada sistem burada kurulmuş. En azından sizlerin de yani e, suretlerinizi, hüviyetlerinizi görmenizi, görmemizi arzu ederiz arkadaşlar. Şimdi bizim tek arabımız da bu olacak bundan sonra. Arada diyeceğiz ki herkes e, şeylerini açsın. Ne diyorsunuz? E, görüntülerini açsın ve birbirimizi görelim inşallah. Evet. Miraca devam ediyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Hem hatıra gelir ki, Ey mülhit sen dersin, bin müşkilat ile tayyare vasıtasıyla ancak bir iki kilometre yukarıya çıkılabilir. Nasıl bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakikada, birkaç dakika zarfında kat eder, gider, gelir. Bak sualden de ki miraç meselesi ruhani bir mesele değildir. Hem cismani hem ruhani bir meseledir. Ruh ve beden beraberliğinde ruh ve cisim münasebetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aklımızın alamayacağı bugün fennin aciz kaldığı atmosferi geçmiş yedi kat sema dediğimiz mükevvenatı ihata eden, kuşatan, yedi kat semanın altındaki bütün varlıkları, bütün nesneleri, değil mi? Bütün hadisatı ve olayları hem ruhuyla hem de hasseleriyle seyretmiş, temaşe etmiş, ibret ve fikret alanlarını genişletmiş, İstifade ve istifazeyle dolu olarak tekrar hizmet alanına fani olan dünyaya gönderilmiştir. Zaten ruhani miraçta hiçbir problem yoktur. Yani bir insan dese ki ben Beytullah'a hayalen giderim. Kimse buna itiraz etmez. Gözünü aç kafa Beytullah'tasın. Ama dese ki ben bedenimle beraber bir anda giderim. Bir dakika kardeşim derler. O nasıl oluyor? bedenin ağırlığı vücudun cismaniyeti ve işleri zamanla taakubi tarzda sırayla yapması bir anda bir alanda bir mekanda bulunma mecburiyeti ruhun ve hayalin süratine kavuşamayacağından dolayı insanların bunları algılamaları mümkün değildir. Zaten miraç meselesini illa aklımız alsın Fehmimiz bunu kuşatsın diye bir iddiamız da yok. Biz bu olaya mucize gözüyle bakıyoruz. Mucize gözüyle baktık mı akıl kabul etmese de insanlar kalben bunu tasdik etmek mecburiyetindedirler. Çünkü akıl Cenab-ı Hakk'ın varlığını, Cenab-ı Hakk'ın hakim olmasını, kudretinin, ilminin, iradesinin ezeli olmasını, her şeyi gayet kolay ve süratle yapmasını icap ettirir. Biz böyle bir Rabbul Alemin'e inanıyoruz. Böyle bir Rabbul Alemin istediği bir kulunu, vücuduyla beraber ruhunu bütün mükevvenatta bir anda gezdirir. Hayal ve ruhun süratinden daha süratli bir şekilde bütün alemi temaşa ettirir. Hem zamanda hem mekanda seyri sefer yaptırır. Emri verir vazifeyi tevdi eder ve defaten hizmet alanına gönderir. Çünkü önce insan Allah'ı çok iyi bilecek ve tanıyacak. Bir miraç meselesinin kolayca idrak edilebilmesi için, kalben tasdik edilebilmesi için Allah inancının insanın kalbine, gönlüne, aklına, fikrine mükemmel oturması lazım. Bu sebepten dolayı üstadımız Cenab-ı Hak ahiret ve mükevvenat, kainat arasında telazum vardır der. Birbirini icap ettirir. Şu koca kainatı, bu büyük cirimleri ve yıldızları, galaksileri, sistemleri sayamayacağımız kadar çok olan matematik hesabı ile ihat edemeyeceğimiz koca kainatın yıldızlarını, güneşlerini, şemslerini, aklımızın alamayacağı, idrakimizin kaldıramayacağı, fennin şapka çıkarttığı süratte, güzellikte ve mükemmelliyette sek ve idare ediyor. Cenab-ı Hakk'ın şuunatına, kainattan bakıp, oradan hakikat anladıktan sonra sevgili bir kulunu, abdini maddi ve manevi terakki ettirmek için celbi ilahiyle, cezbi ilahiyle fani dünyadan mükevvenatı gezdirmesini Hayda hayda aklımız alır. Dolayısıyla Miraç meselesinde zorlanan bir adamın Allah inancı hakkında sakatı vardır. Arızası vardır. Başa arayan adamın başına aspirin sürülmez. Önce o testten geçirilir. Bu ağrı nereden geliyor? Belki aspirin adama zararlı olacaktır. Ağrının menbaa kaynağı teşhis edildikten sonra ilaç insana faydalı olur. Bir adam Kur'an-ı Kerim'in değişik meseleleri, Miraç meselesi veya Haşr'in cismani olmasıyla alakalı veya dinin muamelat kısmı dediğimiz, bugün bazı hoca kılıklı insanların kabul etmediği, reddettiği meselelerdeki bütün arızalar, bütün sıkıntılar, bütün takılmalar o insanların Allah'ın varlığı, Allah'ın sıfatları, şu şuunatı ve esması açısından eksikliğinden noksanlığından ileri geliyor. Önce Allah inancının kalplere gönüllere çok iyi yerleşmesi icap eder. Muhittin Arabi Hazretleri Fakrettin Razi'ye yazdığı mektupta şöyle buyurmuş Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Herkes Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilir. Allah'ın varlığını bilmeyen bir millet yok. Allah'ın varlığını bilmeyen bir din, bozuk dahi olsa yok. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet gösteremez, gösteremezsiniz ki Allah vardır diye. Allah birdir. Benzeri şeriki yoktur. Zıddı niddi yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı alakalı Yanlış telakileri, telakiler reddetme meselesindeki temel mesele şirktir. Kul huvallâhu ahad. O Allah birdir. Bak vardır demiyor. Vardır da şüphe yok. Herkes yaratıcıyı kabul eder. Herkes bir yaratıcının farkındadır. Bak enteresan bir şey naklediyorum size. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı yani ulûhiyet hakkında bütün davaları şirktir. Hangi insan hangi dinde, hangi meşrepte, hangi deizmde, ateizmde olursa olsun herkes bir yaratıcının farkındadır. Ama bunun bir olup iki olup üç olması meselesinde şüphededirler. Yani şirkte ayakları kayıyor. Şirkte yolda kalıyorlar. Varlıkta değil. Bak müşrik diyoruz. Efendimizin karşısındaki insanlara müşrik. Münkir değil. Niye müşrik diyoruz? Müşrik olduktan sonra münkir oluyorlar. O tatlıkları Lat, Uzza ve Menat gibi bugün tabiat perestlerine itibar ettiği maddenin ezeliyeti gibi lüzumsuz şeyleri deizm, ateizm fark etmez. Hangi izim olursa olsun her insan inanmak mecburiyetindedir ve inanmıştır. Sakatlık bire mi inanıyor, üçe mi inanıyor, ikiye mi inanıyor, on ikiye mi inanıyor? Gezegenleri ilah mı kabul ediyor? Ateşi ilah mı kabul ediyor? Melekleri ilah mı kabul ediyor? İnsanları putlaştırıyor mu? Problem burada. Bu sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim'in uluhiyet davası varlıkla ilgili değildir. Bütün ayetler Cenab-ı Hakk'ın ile alakalı mevzu üzerine inzal edilmiştir. Çok enteresan bir şey. İşte bugün İslamiyet'in gerek muamelat, gerek itikat boyutunda değil mi? Ayağı kayan insanlar hem de bunlar profesör, meslek sahibi adamlar olmakla beraber Rütbelerine bakmayın. Onların maneviyatları ve itikatları bir avamın, bir çobanın itikadından daha aşağıdır. Çok bilmek, çok konuşmak, çok imanlı olmayı göstermez. Bir çoban ve ihtiyar nine onlar kadar davayı bilmese de öyle bir selabeti, öyle bir teslimiyeti, öyle bir samimiyeti vardır ki o rütbelilerin, titil sahibi insanların Yüzünü cebinden çıkar Allah. Bu sebepten dolayı hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahi zamanda ihtiyar kadınların dinlerine tabi olun. Aleykum bidinil acaiz. Niye? Teslimiyette salabet işin temelidir. İslamiyetin temelinde de ne vardı? Teslimiyet vardır. Düştü Araştırma, araştırma teslimiyetten evvel olur. Araştırıp kabul ettikten sonra, araştırıp kabul ettikten sonra iş teslimiyete girer. O teslimiyetle insan kendini kurtarır. Her zaman söylüyoruz, su kaç santigrat derecede kaynar? 100 normal su 100 santigrat derecede kaynar. Peki bu nasıl? Teslimiyette kabul. Önce araştırma yapılır. Bir defa, iki defa, üç defa, beş defa, on defa test edersin. Her test aynı sonucu verdi mi? Bitmiştir. Ondan sonra teslimiyet gelir. Hangi su gelirse gelsin. Bu da acaba 100 santigrat derecede kaynar mı diye endişeye kapılamayız. Bu dinin güzellikleri, bu dinin hakikatleri binlerce defa sahabeden bu tarafa Öyle test edilmiş. Öyle elden geçmiş. Öyle akıllı, zeki insanlar münekkit gözleriyle bakmış. Bir arıza, bir problem, bir sıkıntı görmemiş. Kaziye-i muhkeme haline gelmiş. Bize bir tek teslimiyet kalmış arkadaşlar. 1400 sene sonra gel. Teamül haline gelmiş. Kaziye-i muhkeme haline gelmiş. Ümmetin asırlardan beri didikleye didikleye kaydı ve Kur'an haline getirdiği meseleyi tekrar masaya yatır, tekrar ameliyattan geçir. Acaba böyle midir diye bu zamandan o zamana operasyon yap. Bu Allah'ı, Kitabullah'ı doğru anlamamak, Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, şuunatını idrak edememeden kaynaklanan itikadi bir zaaftır. Dikkat edelim. Onun için hastalık nereden geliyorsa onun menbaını kaynağını bulmak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kesreti izdivacı mı? Hazreti Ayşe validemizinle evlenme yaşı mı? He? Bunda adam ayağı mı kayıyor? Onun nübüvvetle alakalı Allah'ın vazifeli göndermiş olduğu peygamberiyle alakalı biraz daha ileri gittik mi Gittik mi onu vazifelendiren Allah'ın şunatıyla alakalı sakatlığı vardır. Ben gözümü kapatırım, mührü vururum. Dokuz yaş değil. Yaş hakiki de on iki de, on altı da, on altıdan aşağı yok. Dokuz diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Öyle bir Allah inancımız olmalı ki, o Allah Celle Celaluhu böyle bir zatı peygamber olarak vazifelendirecek. O da bir iş işleyecek. Ben ona kafa yoracağım, şüpheye düşeceğim, endişeye kapılacağım. Bu Allah hakkında endişe demektir. Bu uluhiyet hakkında şüphe demektir. İnsan imanını götürür. Aklım ermese de teslimiyettir. Biz dinin hangi meselesini anlıyoruz ki teslim olmayalım? Aynı fıtrat kanunları gibidir İslamiyet. Fıtratın kanunlarını uygularken her şeyi incince ince didikliyor muyuz? He? Bugün tıpta, fende, fizikte, biyolojide, kimyada kaydı ve kurar haline gelmiş her meseleyi her insan kabul etmiyor mu? Her başını kaldıran acaba su yine 100 santigrat derece mi kaynayacak diye hangi insan test yapıyor? İnsanların bulduğu bir şeydir, bu meseledir. Biz Cenab-ı Hakk'ın şuunatından, alemle münasebetinden bahsediyoruz. Niye bu girizgahı yaptık? Miraçla alakalı mevzularda ayak sürçenler, ehli dalalet, ecnebiler kabul etsin diye miracı didikleyenler, onlar da sanki biz onlara kabul etmek mecburi, kabul ettirmek mecburiyetindeymişiz gibi, biraz fenden çekerek, biraz dinden çekerek orta yol bulup, Dini rencide etmek isteyenlerin sıkıntısı, problemi miraçta değildir. Allah'ı bilmekteki zafiyette, cehalette, eksikliktedir. Nasıl bir Allah'a inanıyorlar ki miraç meselesini anlamakta acziyet gösteriyorlar. Ceseden gitmemiş de ruhan gitmiş. Niye? Nasıl ceset atmosferi geçsin de, mükevvenatı geçsin de, he? sağlam, parçalanmadan, ufalanmadan zerrelerinden ayrılmadan geri dönsün. Aksa, aklı afsalası almıyor. Sen aklın neye alıyor ki bunu alması? Burada teslimiyet esastır. İşte bu sebepten dolayı bak miraç meselesi Risale-i Nur'un ta 31. sözünün mevzu olmuş. Çünkü buraya kadar Üstad Hazretleri Allah'ın varlığı, ahiret, Kur'an-ı Kerim yani kitaplar, nübüvvet, melekler hakaik imaniye kader taluk eden hiçbir mesele bırakmıyor. 31. sözde Miraç meselesini nazara veriyor. Evet. Şimdi suali bir daha okuyalım. Ey mülhit. Zaten mülhit diyor. Sen dersin bin müşkülat ile tayyare vasıtasıyla ancak 1 iki kilometre yukarıya çıkılabilir. Niye bin müşkülat diyor? Daha yeni tayyare icat edildi. Tayyare yeni icat edildi. Ama tayyare icat edilmeden evvel insanlar maneviyatta merhale kat edenler, velayet makamına çıkanlar, asfiyalar ve evliyalar değil mi? Değişik usul ve şartlarda müritleriyle, talebeleriyle değil mi? Ahirete gidenlerle ruhaniyatla münasebette idiler. Allah bazen bize de gösteriyor. Adam ölmüş babasıyla ahiretten konuşuyor. Nasılsın baba diyor. Oğlum vazifeni yerine getirmiyorsun diyor. Bak bak. Yani maziyi konuşmuyor, istikbali konuşuyor. Halini ahvalini soruyor. Ebu Leheb bile öldüğünde Ebu Leheb akrabaları ahiretteki halini ahvalini soruyorlar. Ebu Leheb Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam üvey amcasıdır, hasmıdır ve düşmanıdır. Husumetinden dolayı hakkında bir sure nazil olmuştur. Tebbet ya da Ebi ve Tebbeme ismi geçer. Kur'an'da ismi geçiyor. Ne haldesin diye soruyorlar. Sormayın diyor. Biz yegenimizi yanlış anlamış anlamışız. Yegenime yaptığım husumetten, düşmanlıktan o yanlışlıktan dolayı bana öyle ızdırap veriyorlar. Beni öyle sıkıntıya sokuyorlar ki. Ama haftada bir gün bana mühlet veriyorlar. Azabımı kaldırıp susuzluğumu gideriyorlar. Dedim bana niye bu iyiliği yapıyorsunuz? Sen dediler sana yegeninin doğduğu haberini getiren Cariyen Süveybe'yi getirdiği müjdeden dolayı azad ettin ya hadi sen bunda sana hürsün diye. Madem bana bir evlat, bir yegen haberi getirdin. Sen de onu sevindirdin. Onu kölelikten, cariyelikten kurtardın, hürriyetine kavuşturdun. Ömründe yaptığı bir iyilik bu. İşte bunun karşılığı haftada bir gün senin azabın kaldırılıyor, susuzluğun gideriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El hak öyledir diyor. Ve men yamel miskale zerretin. Kim zerre kadar hayır. Kim zerre kadar şer. Mutlaka karşısına gelecek. Cennette gelmezse cehennemde gelecek. Edison'un avukatlığını yapmaya lüzum yok. Ecnebilerin hayırlı işlerinin değil mi? Mücadelesini vermeye lüzum yok. Allah ihkakı hak eder. İhkakı hak eder. İnansın inanmasın. Bir hayır işleyen insanın mutlaka imanı varsa cennette, imanı yoksa cehennemde onun karşılığını önüne kor. Cehennemin en şiddetli yerinde yanması icap ederken serin yerinde yakar. O ona bir ikramdır. Tayyareyle çıkma bu zamana nasip oldu. Ama daha evvel bunlar vasıtasız bazı insanlar tarafından yapılmış. Değil mi? Süleyman aleyhisselam aylarca mesafeyi süratle kat ediyor. Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın tahtını değil mi? Alıp ta yanında bir anda hazır ediyor Işınlama Henüz daha bak fen buralara girmemiş. Işınlamayı Cenab-ı Peygamber eliyle beşere nasip etmiş. Bunlar da olacak. Peygamberlerin Aleyhisselam gösterdiği mucizeler insanlara bir deste teşvik, bir yol haritası, bir hedef göstermek demektir. Peygamber bunu vasıtasız yapar. Maneviyat yüksekliğiyle vasıtasız yapar. Siz peygamber olamazsınız ama onun maneviyat yüksekliğiyle yaptığının yakınını mislini bir benzerini maddeyi inkişaf ettirerek fıtrat kanunlarına uyarak aleme yerleştirdiğim sırlı hakikatlere kavuşarak yapabilirsiniz ve yapınız diyor Cenab-ı Hak bunları da görecek gelecek nesil inşallah bak bilgisayar gidiyor internet bakalım daha insanların önüne neler getirecek Amerika'daki doktor Türkiye'de ameliyat yapacak oradan tıp bu noktaya gelecek bu noktaya gelmezse Cenab-ı Hakk'ın aleme yerleştirmiş olduğu o sırlı hakikatler zuhur etmezse kıyametin kopması alem netice vermediğinden dolayı israf olur. Kemal e ermediğinden dolayı ya yani ham meyveyi koparmak olur ki Cenab-ı Hak böyle hikmetsiz şeylerden münezzehtir ve aridir. Peki nasıl bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfında kat eder gider gelir. Nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bedeni ve ruhuyla beraber. Bak bizim mücadelemiz bu. Yani miraç ruhani değildir. Efendimizin bir tek miracı. Hem bedenen hem ruhen çıkmıştır. Hiçbir meşakkat ve sıkıntıya da maruz kalmadan mükevvenatın her tarafını mekan ve zaman itibariyle gezmiştir mekan itibariyle gezmiş görmediği, müşahede etmediği, sırrına vakıf olmadığı bir şey kalmamış. Zaman itibariyle gelmiş, ilk yaratılıştan ta ebedül abada kadar ne olacaksa onu da görmüş. Zaman aklım, mekan aklımız alır da zamanı almayabilir. Bak zamanı da müşahede ediyor ve dönüyor. İstikbal ile alakalı müjdeler veriyor. Konstantiniyye'yi alacaksınız diyor. İran sizin olacak diyor. Değil mi? Mısır'ı fethedeceksiniz diyor. Kıyametle alakalı alametler hususunda bilgi veriyor. Görmese bilmese nereden bu bilgileri verecek? Bunun zeka ile ne alakası var? Zeka mevcut olayları yorumlamada güç ve takat getirir. Onun hakkından gelir. Binlerce zekayı bir araya getirseniz dünyanın bütün zeki insanların yan yana toplasanız deseniz ki yüz sene sonra ne olacak? Sınıfta kalırlar. Bunun zekayla bir alakası yok. Bunu yaradan bildirmediği müddetçe kimse bilmez. Yaradanın bildirdiği kadar da insanlarla paylaşmak gaybi bilmek olmaz. Gayipten çıkmış ona nasiben verilmiş olanı kafi miktarda insanlara aktarmak olur ki peygamberlerin bu vazifesidir. İstikbalden haber vermek. Şimdi i̇şte gaybı Allah bilir ancak diyor. Gaybla alakalı konuşan Allah korusun dinden çıkarıyor. E o zaman peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Konstantiniye demiş. Süfyan'dan, Deccal'dan bahsetmiş. Ahir zamanda olacak olaylardan bahsetmiş. Binaların yükseleceğinden bahsetmiş. Peki ne oluyor o zaman? Haşa Efendimiz mesuliyet altına mı girmiş? Dedikleri de olmuş mu? Hepsi olmuş, şahidiz. Madem dedikleri olmuş, söyleyip de daha şahit olmadıklarımız da olacaktır. Aynı zat ahiret olacak diyor. Aynı zat sırat var diyor. Haşir var diyor. Nizan var diyor. Bak bak, İstanbul'u alacaksınız diyen zat bunlar aynı zat söylüyor. Eğer İstanbul'a şahit olmuşsak, onlar da kesin olacaktır. Biz de deriz ki, Üstad buna cevap veriyor. Yani cismen, cismani olarak Efendimizin aleyhissalatu vesselam miras hakikatini anlatıyor. Arz gibi ağır bir cisim kendinizce harekat-ı senevisiyle bir yılda kat ettiği mesafe bir dakikada takriben 188 saat mesafeyi keser. Takriben 25 bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor. Dünyamız bir yılda. Güneşin etrafında geziyor ya. Güneşin etrafında gezerken dünyamız 25 bin senelik mesafe adım yani normal adam yürüyüşüyle bu mesafedir. Yani 25 bin yıl bir adam yürüyecek ki dünyanın güneşin etrafındaki gezdiği daireyi, mihverini dolansın. Üstad bazı yerde de 24 bin senelik mesafedir. Bazen 25 bin, bazen 24 bin. Bunu kardeşler sorarlar. Niye 24 bin senelik mesafe, bazen de 25 bin senelik mesafe tabirini kullanır? Merak ilmin hocasıdır. Ben de bunu merak ettim. Bir uzmana sordum, bu işin uzmanına, astronomi uzmanına. O şöyle bir izah getirdi, işimize yarar. Aklımıza gelen İsra alakalı bu gibi mevzularda bir kenarda kalsın hafızamızda. Dünya Güneş'in etrafında gezerken iki daire meydana getirir. Birincisi Güneş'in dış çeperinde meydana gelen bir mihver. Bir de güneşin iç şeferinde meydana gelen bir mihver. Yani güneşi bir topa benzetin. O top kendi etrafında dönmekle bir de ne yapıyor? Güneşin etrafında dönüyor. Dönerken iki tane mihver meydana gelir. Güneşi en yakın olan, dünyanın en yakın olan yüzeyinden müteşekkil bir güneşin etrafında mihver. Bir de en dış kısmı olan öbür tarafta bir mihver meydana gelir. İçteki 24 bin yıllık mesafe, dıştaki 25 bin yıllık mesafe diye izah getirmişti. İkisi de doğru. Acaba şu muntazam harekat ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir kadir Zülcelal bir insanı arşa getiremez mi? Ya yoktan yaratmış bizi. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Sizi hiç yoktan yaratan Allah tekrar öldürüp tekrar diriltecek. Hangisi kolay bize göre? Allah için kolaylık zorluk yok. Da hepsi eşittir. Aynıdır. Fark etme. Haylik yaratılışımız. Ha, ikinci inşamız. Birinci ibda, ikinci inş inşadır. Bir adam, bir aracı teneke parçalarından değil mi? Tornadan geçirdi, yaptı. Diyor ki bu adam ben bu aracı bozarım, dağıtırım bir daha toplarım. Diyor ki adam hayır yapamazsın. Niye? Yapamazsın diyor. Halbuki bak sual soran usta ben bu aracı bu makinayı şu demir parçalarını tornadan geçirerek yaptım. O demir parçalarından bu aracı ben yaptım. Ben dün bu aracı bozarım, tekrar yaparım. Hangisi daha kolay? Hangisi daha mantıklı? Hangisini daha kolay toplar ve yapar? Belli ya. Kim bizi bidayette yoktan yaratmışsa aynı zatlık ben sizi öldüreceğim. Hücrelerinize tekrar ayıracağım atomlarınızı, tekrar sizi toplayacağım diyor. İlk yaratılışını kabul eden ikincisini inkar edemez. Bize göre daha kolay ikincisi. Üstadım şu eserleri yazmış. Bir adam istiklal maaşını yazsa hafızasında var. Yazdığı kağıt kaybolsa, silinse, yazılar gitse, unutulsa hafızada gitmediği müddetçe aynısından bir daha yazar mı yazmaz mı? Üsta şimdi hayatta olsa bu külliyat tamamen sahayı vücuttan kalksa aynısından bir daha yazar. Niye? Zaten yokken yapmış. İkincisinden şüphe eder mi? İkincisiyle endişeyle karşılar mı? Cenab-ı Hak dünya gibi koca bir füzeyi, tayyareyi şu kadar bir süratle güneşin etrafında gezdiriyor. Ağırlığına dikkat ediyor musunuz? Çapı 40 bin kilometre çapında bir yıldızı bir sapan taşı gibi güneşin etrafında gezdiriyor dünyanın da etrafında ayı dolandırıyor. Güneş sistemindeki bütün gezegenler hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında gezdirerek birbirinde arasındaki mesafeyi bile dengeyi muhafaza ediyor, bozmuyor. Bütün bu sistemleri güneş sistemlerini fani alemlerle alakalı büyüklükleri gayet farklı olan gezegenleri, yıldızları, güneşleri bir vega yıldızına doğru bir günü elli bin yıl elli bin yılda kendi etrafında bir defa dönen o yıldıza doğru ordu gibi de sevk ediyor. Hala da alem yaratıldığından bu tarafa bu sevk gidiyor. Vega yıldızına kavuşmamış. Böyle bir Rabbül Alemin cezbi ilahiyle ilahi bir incizapla, tevfik-i burak ile en makbul bir kulunu huzuruna alamaz mı arkadaşlar? Öyle bir kudretten bahsediyoruz ya. Arşa getiremez mi? Şemsin cazibesi denilen bir kanunu Rabbani ile Mevlevi gibi etrafında pek ağır olan giz marzı gezdiren bir hikmet cazibeyi rahmeti rahman ile ve incizabı muhabbeti şemsi ezel ile bir cismi insanı berk gibi arş rahmana çıkaramaz mı? Amenna. El hak çıkarır. İşte iman budur. Şimdi böyle bir Rabbul Alemin'in böyle şuunatına iman eden bir mümin Miraç meselesinde ayak sürçmez. Ben öyle bir Allah'a iman ediyorum ki Celle Celaluhu ne ki bunlar? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Miraç'tan döndüğünde müşrikler el çırptılar. Buna kim inanacak dediler ya? Bir anda gitmiş bedeniyle cesediyle alemi gezmiş gelmiş. Mescid Aksa'ya da gittiğini söylüyorlar. Bak ruhani olsa onlar kabul ederler. Bedenen gittim diyor Efendimiz Aleyhisselatü. Ona zorlanıyorlar. Nasıl bedenen bir anda gider gelir. Değil mi? Arkadaşına geliyorlar Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e. Ya Ebu Bekir duydun mu arkadaşın ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Bir anda buradan kalkmış Mescid-i Aksa'ya gitmiş oradan semalara çıkmış kainatı gezmiş gelmiş hala yatağı daha sıcakmış. Bakın şimdi. Bunu o mu söylüyor? Evet biz duyduk. O söylüyor. Doğrudur demiş. Ben ona inanırım. Bu teslimiyet nereden geliyor? Peygambere iman. Allah'ın şuunatına tam iman. Yeter bitti. Onun dışındaki meseleleri irdelemek, yoklamak, endişeyle yaklaşmak abesli iştigaldir. Allah'a kuvvetli bir samimi imanı olmayan bir adam sebepler arasında vesileler arasında boğulur, perişan olur gider. Kerameti reddeder. Keşfiyatı reddeder. Sebepleri reddeder. Niye? Hakim ismini bilmiyor ki. Duayı, ilticayı reddeder. Değil mi? Salavat affederseniz. Haşa. Hep bunlar inanç meselesindeki zafiyetten kaynaklanıyor. Yine hatıra gelir ki diyorsun, haydi çıkabilir. Niçin çıkmış? Ne lüzumu var? Veliler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter. Bak ikinci bak ruhla kalbiyle gitse yeter. Demek ki mesele ruh ve kalp meselesi değil. Beden meselesi ki bedenini niye Cenab-ı Hak arkadaş ederek bütün mükevvenatı bedeniyle beraber gezdirdi. oraya geliyor. Biz de deriz ki madem Sani Zülcelal mülk ve melekutundaki ayat acibesini göstermek bak mülk ve melekut ruhani ve hayali gitmeler manen görüşmeleri manen münasebetleri manen iltifatları denk getirir. Onlarla paraleldir. Ama kainat sadece kalbi ve hayali şeylerden ibaret değildir. Kainatta gözünde temaşa edeceği Kulağın da dinleyeceği değil mi? Elin de temas edeceği. Bütün hasselerin irtibat ve istifade alanları da vardır. Aç bir adamın önüne kebabı koysanız lezzeti ne alır? He? Ruh alır. Hadi lezzet al deseniz. Adamın ağzına bir bant çekseniz. Ellerini arkadan bağlasanız. O kebaptan nasıl istifade edecek ki bu adam? Ruhu var. Hayali de var. Ne kadar tefekkür ederse etsin. Ne kadar tahayyül ederse etsin. Eliyle tutmadığı, ağzıyla çiğnemediği, diliyle zevk almadığı, midesiyle hazmetmediği müddetçe kebap yememiştir o. Burun havayı bak buradan, sofrası buradan alır oksijeni. Kulak, mesmuat alemini sesle, göz ışıkla, e el, Mide, değil mi? Diğer organlar, onların da hepsinin istifade ettiği nimetler, maddi ve manevi farklıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sadece neden ruhani olarak gitmemiş, bedenen gitmiş, Ruhanin ruhun istifade ettiği alanlarla bedenin duygulan istifade ettiği alanlar farklıdır. Bak şimdi selamlaşıyoruz. Heh. Selam hoş geldin. Bir de şöyle tokuşturuyorlar. Tadı var mı bunun ya Allah için? Doyuyor muyuz? Tatmin oluyor muyuz? Bir musafa göğüs göğüse gelmek, kalp kalbe gelmeyin lezzeti nasıl? Bunda bile fark ediyor ya. Hasta bir adamı ağzından versen hiç bak kımıldamıyor. Memnun olması lazım. Olmaz. Elmayı soyacak. Elmayı tutacak. Elmayı görecek. Elmayı dişleyecek. Ruhun dişi yok. Ruhun eli yok, ruhun burnu yok. Nasıl bu çeşitli lezzetle ruh alabilsin ki? Ha, cennet hayatı da bedenen ve ruhen beraber olacak ki hem latifeler hem de hasseler, bedenin duyguları sofradan tam istifade etsin. Cehennemde de beraber olacak ki ızdırap ve çileyi beden ruhla beraber daha şiddetli çeksin. Sırf ruhlar cehenneme gitsin. Ruh nasıl yanacak cehennemde? Yanar mı arkadaşlar? Beden olacak ki yansın da. Bunun tersi cennet için geçerlidir. Aynen bunun gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca hem bedenen hem ruhen gitmiş. Çünkü niye? Ruhunun istifade ettiği meseleler ayrıdır. Bedeninin bizzat müşahede edip, temas edip gördüğü meseleler ayrıdır. Öyle bir yere getirildim ki diyor, mukadderat ilahi yazan kalemlerin bana sesleri işittirildi. Kulak olmasa sesler nasıl işitilir? Adamın kulağı arızalı oluyor. Mesela yani bu özürlü insanlara dikkat edin. Kulakları, sesleri duymasa ruhu var. Algılamıyor bak. Algılamıyor. Allah gözlerine perde çekse, özürlü kardeşlerimiz dikkat edin. Bütün mımsırat alemi kapanıyor. Karanlıkta yürür gibi yürüyor ya. E ruh görüyor, görsün. Maddeye arıza geldi mi ruhun görmesi de değişiyor. Bazen kalkıyor, bazen çatallaşıyor. İkiyi dört, dördü sekiz görüyor. Siyahı beyaz görüyor. Renk körlerine dikkat edin. Gören ruhtur. Ama bundan görüyor. Buna arıza oldu mu yeşili mavi görüyor. Bu kadar beden ruh için önemlidir. Evet. Madem Sani Zülcelal mülk ve melekutundaki ayatı acibesini göstermek. Hem mülk bedenle alakalı ayetler var. Hem de Efendimizin aleyhissalatü ruhunun istifade ve istifaze ettiği manevi gıdalar ve alemler var. Hepsinin sofrasına oturacak. Ve şu alemin dezgah ve menbaalarını temaşa ettirmek. Dünyada neler oluyor? Mükevvanatta neler husule geliyor? Bunlar neyle belli olacak? Bunların menbaaları, merkezleri, anahtarları, sistemleri semavattadır. Yedi kat semavat dediğimizde bütün mükevvanat içerisine alır. Ahireti de içerisine alır. Ve amali beşeriyenin netayici uhreviyesini ira etmek istemiş. Ya bu insanlar çalışıyor. Bu zalimler yaşıyor. Bu vicdansızlar katliamdan geçiriyor. Bu Beni İsrail iflahını söküyor Filistinlilerin. Ya Rabbi, bu koronayı niye verdin? Bu bela ve musibetler insanlara niye musallat ettin? Bütün bunların neticeleri ahirette Efendimiz'e gösterilmiştir. Mutmain olarak gelmiştir. Burada sualler soruluyor. Cevaplar orada önümüze gelecek. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim ileride göreceğimiz cevapları Niye böyle oldu? Niye şöyle oldu? Ha ben zalim diye ifade ettiğim mevzuda meğer ki adalet varmış. Ahirette belli olacak bunlar. Ahirette de dünyevi işlerin hakiki neticelerini görüp cehennemden çıkan en son mümini görüp bizim burada cennetlik olarak gönderdiklerimizi cehennemde belki aleyhinde konuştuklarımızı da cennette müşahede edip bütün hakiki dengelerin orada zuhur ettiğini gözüyle ruhuyla, idrakiyle görmüş, kavramış, gelmiş. Onun ruhuna içirilmeyen, geçirilmeyen bir şey bırakmamış Cenab-ı Hak. Ve Bedir Harbi'nde işaret koyuyor çölün üzerine. Falan müşrik burada, falan müşrik burada, falan müşrik burada. Gebertilecek. Çarpı atmış. Muharebeden sonra bakıyorlar ki gazveden sonra ne ileri ne geri asasıyla nereye çarpı atmış orada gebermişler. Bu da istikbalden haber vermektir. Sahibi haber verir, Efendimiz de gösterir. Elbette alemin mubsiratın anahtar hükmünde olan gözünü görme alemin anahtarı bu. Bu anahtar olmasa görme alemiyle nasıl temas edeceğiz? Anadan doğma körlere bir bakın. Bir düşünün hayatlarını. Işık diye bir şey yok. Renk diye bir şey yok. Anadan doğma bir köre demişler ki görme nedir? Görmeyi öyle tarif etmiş ki ondan güzel tarif olmaz. Ben görmenin ne olduğunu bilmiyorum ama demiş. Şunu anlayamıyorum. Siz diyorsunuz ki Ahmet geliyor. Nereden biliyorsunuz? Bunu anlayamıyorum bir türlü demiş. Şurada bir perdenin açılması ne kadar alemin müşahedesine sebebiyet veriyor. Bir de o gözde basiret varsa, kalpten gelen basiret varsa gördüğü kevni ayetlerin, bedene taalluk eden meselelerin Allah'a bakan veçesini de görür. Onu bir kitap gibi okur. Kalp ve ruhun derece hayatına çıkmış, onun istikbalini de Allah ona gösterir. Ama oralar bize kapalı. Biz insanların suretlerini görüyoruz. Efendimiz siretlerini de görüyor. Üstad Hazretleri değil mi? Hapsane müdürüne hain bir niyetle bana yaklaştığında seni yılan suretinde görüyorum diyor. Görüyor musunuz? Tomografik görüş budur. Elbette alem-i mubsiratın anahtarı hükmünde olan gözünü ve mesmuat alemindeki ayatı temaşa eden kulağını bak cihazları sayı bunlarla çıktı diyor. Sırf ruhen değil. Gözüyle kulağıyla beraber. Dava bu çünkü. Miraçta ayaklar buradan kayıyor. Miracı ruhani kabul etmek itikadını bozar adamın. Ruhani miracı herkes çıkar. Yeter ki maneviye sahip olsun. Diğer peygamberler de binlerce, Efendimiz de binlerce çıkmıştır. Ama bedeniyle beraber, ruhunun beraber birlikte Miraç bir defa Efendimiz'e münasip olmuş, ona nasip olmuştur. Evet, kulağını arşa kadar beraber alması lazım geldiği gibi ruhunun hadsiz vazife ve zayıfe medar olan alat ve cihazatının makine hükmünde olan cismi mübarekini dahi ruh bir şey yapacak ya. Adam mimarlık ruhu var. Adamın mimarlık ruhu var. Ama elleri yok. Hadi bakalım çizsin projeleri. Ruhtaki mimarlık neye yarar Bak mühendis kardeşler bana bakıyorlar. Adamın mükemmel şairlik ruhu var ama dili yok. Hadi şiir söylesin. Ruhta güzellik dışarıya nasıl çıkacak, aksedecek? Çok güzel hafız Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Abdül Samet'in güzel ağzı olmasaydı, o ses olmasaydı, ruhuna yüklediği hafızlığı biz nereden bilecektik? adamı mükemmel tebliğ özelliği var. Davayı güzel yayıyor. Ruhuna yüklenen bu vazifeyi harice çıkarıp insanların istifadesi için fiziki imkanlar, anahtarlar olmasa nasıl yapacaktı? Halid bin Velid'in ruhunda mücadele, savaş teknikleri değil mi? Özelliği vermiş Allah. Deha. Deha. Peki eli olmasa, o kollar mükemmel hareket etmese, o yeteneği biz nereden tanıyacaktık? Ruh nasıl çarpışacaktı düşmanla? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, madem alemin peygamberidir, bütün kainatla vazifelidir, bütün mükevvenatı gezecektir, sadece ruhunun istifade ettiği değil, bedeninin de temas edip, görüp, algıladığı her mesele onun ruhuna içirecek ve geçirilecek ki tam, kamil bir mirac olsun. Kamil bir vazife olsun. Ruhta secde etme liyakati var. Kemalatı var. Adamın dizi romatizma. insa baş ağrısı var. Alnının ortası zınklıyor mesela. Nasıl secde edecek bu adam ya? o secdenin lezzetini nasıl bulacak? Oturduğu yerde namaz kılacak bak. Bedenin güzelliklerini görüyor musunuz arkadaşlar? İşte diyor, bütün bu hadsiz vazife medar olan alet ve cihazatının makina hükmünde olan cismi mübarekini dahi ta arşa kadar beraber alması muktezeye akıl ve hikmettir. İslam'da aklın, hikmetin dışına bir olay yoktur. Dinin her meselesi, her meselesi şariyelikten, kölelikten tutun dört evlenmeye kadar tabiat kanunları gibi sağlamdır. Ama izah edene, bunu anlayana nasıl ki cennette hikmet ilahiye cismi ruhu arkadaş ediyor. Bak ne güzel. Bak cennette de demek ki öldükten sonra dirilme haşir neyle ilgiliymiş? Ruhani değil. Beden de beraber olacak. Zaten arkadaşlar bunu her zaman anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim biz öyle sırlı meseleleri vardır ki biraz dikkat etsek her şey içerisinde çözülüyor. Ölüm nedir ölüm? Ruhun cesetten çıkmasıdır. Ölüm budur değil mi? Ölüm ruhun cesetten ayrılmasıdır. E ruh cesetten ayrılınca ölen nedir? Ruh müdür, beden midir? Ceset ölüyor ya. Ruh ölmüyor ki Allah ruhu tekrar dirilsin. Ruh günahıyla, sevabıyla başka bir aleme gidiyor. Cenab-ı Hak ölenlere ben tekrar dirilteceğim derken bu diriltme ruhla ilgili midir? Bedenle mi ilgilidir? Ne var bunu anlamayacak ya? Ruh ölmüyor ki Allah ruhu tekrar dirilsin ya. Haşrin bütün meselesi cisimle, bedenle ilgilidir. Haşri cismanidir. Haşri ruhani değildir. E, ahirete beraber gidecekler ki zevki mükemmel alsınlar. Adalet olsun. Çünkü dünyada meşakkatte sıkıntıyı beden çeker, ruh çekmez. Sabahlara kadar namaz kılan adamın değil mi? Dizleri yorulur, ağrır. Ruh yorulmaz ki. Ruh yorulmaz. Yorulan bedendir. Bak Ramazan ayından çıktık. Acıkan midedir ruh acıkmaz. Izdırabı çileyi mide çekiyor. Susuzluğu o çekiyor. Savaşta, harpte şehit olan bedendir. Kana akan bedendir, cesettir. Bütün meşakkat ve sıkıntıyı, beden çeksin, cennete ruh gitsin. Allah'ın adaletine yakışır mı bu? Beraber olacak. Nasıl ki cennette hikmet ilahiye cismi ruhu arkadaş ediyor. Çünkü pek çok vezayifi ubudiyete ve hadsiz ve alama medar olan cesettir. İbadet o yapmış. Değil mi? Sıkıntıyı o çekmiş, meşakkatı o çekmiş veya hırsızlığı o yapmış. İçkiyi o içmiş. Günahlara o girmiş. Cehennemde de beraber yanacak. Cennette de ruhla beraber iltifata mazhar olacaktır. Hikmet bunu icap ettirir. O halde Miraç yolculuğuna da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkarken madem bütün bu alanları, mekanları, zamanları gezecek, gezerken kör topal olmayacak iş. Haşa bedeninin algıladığı, istifade ettiği nimetler, manzaralar, meselelerle muhatap olduğu gibi, ruhunun don içerisinden, keyfiyetinden lezzetli alacağı alanlara da girecek. İkisi beraber olacak ki gezmenin keyfi ve lezzeti zuhur etsin. Elbette o cesedi mübarek ruha arkadaş olacaktır. Madem cennette, cennete cisim, ruh ile beraber girer, elbette cennetül meva gövdesi olan siddetül müntahaya uruc eden Zat-ı Ahmediye vesselam ile cesed-i mübarekini defakat ettirmesi aynı hikmettir. Çünkü miraç yolculuğu aynı zamanda bütün mükevvenatı ilgilendirdiğinden cenneti de görecek, cehennemi de görecek. Bütün onların mertebelerini, yedi katlığını, sekiz katlığını müşahede edecek. Oradan hakkıyla istifade edebilmesi için ruhu bedeniyle beraber çıkması lazım. İşte bedenin ruhla beraber gitmesini şu akıl ciddi manada alamadığından, algılayamadığından aynı zamanda Allah'la alakalı inançta da bir zafiyet arıza olursa itirazlar buradan gelir. Bu sebeple miraç meselesinde takıntısı olan insanlara önce Allah'ın varlığı, birliği, sıfatı, şunatı gayet mükemmel şekilde anlatılır. Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Ondan sonra kabul, teslimiyet arkadan kolayca gelir. Sübhaneke la ilmenena illa ma'allemtena inneke alimul hakim Allah rızası için el-Fatiha. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Baba birkaç sual var. Buyurun. Bunları gelelim inşallah. Bundan önceki derslerde olduğunu bilemiyorum ama tekrar tekrar yarar var. Miracın velayetin keramet kübrası ifadesi geçiyor artık yerde. Velayet sanki böyle nübüvvetle nasıl tebrik edilecek? Şimdi velayet burada kelime manası itibariyle alınacak velilik, velayet deyince toplumda tasavvuf ehli insanların, tarikata tasavvufa giren insanların, bir şeyhin rahleyi tedrisinden evradın ezkarını yapa yapa manen terakki etmesine velayet deniyor. Yani şeyde, ıstılahta adı budur. Ama kelime manası itibara baktık mı velayet Allah'a yakınlık, dostluk anlamına geliyor. Dolayısıyla bu noktadan baktık mı peygamberlerin de velayetleri vardır. Yani çünkü her insan terakkiye muhtaçtır. Her insan gelişmeye muhtaçtır. Kainatta madem bir neşünema kanunu var, kainatta bir mükemmellik, kemale erme kanunu var, büyüme, gelişme her şey için geçerlidir. Yıldızlar da doğar, büyür, gelişir, ölür. Taşlar da doğar, büyür, gelişir, toprak olur, gider. Alem de gelişir, büyür ve ölür. Biz de alemden bir parçayız. Bizim de cismimiz doğmaya, bülüş, büyümeye, gelişmeye müstahit olduğu gibi maneviyatımız da öyledir. Her insan kendi çap ve kapasitesine göre değil mi? Evratta, ezkarda, tedrisatta, ilimde, fazilette gelişe gelişe Cenab-ı Hakk'ın rızasına yakınlığı kat eder. Peygamberler aleyhimüsselam kendi çap ve kapasiteleriyle, liyakat ve özellikleriyle peygamberi vasıflarıyla, hususiyetleriyle onlar da seyri suluka tabidirler. Şu an bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin salavatı, duası, fazileti, okuması neyse bütün maneviyatıyla gelişiyor. Es sebebi kel fail budur. Gelişme, terakki herkes için geçerlidir. Fark ne? Biri kendi çap ve kafasitesine göre veya tabi olduğu mürşidin ateşine manevi keyfiyetine göre gelişir. Peygamberler İsa Aleyhisselam Allah'ın kula yakınlığı sırrından inkişaf eden, akrabiyeti ilahi sırrından inkişaf eden bir hakikatle onların gelişmesi, talisi ve terakkisi, seyri sulükü bizlerden daha farklı olur. Yoksa Peygamber Efendimiz e Hazreti giderken de peygamberdi. Orada peygamber olduk gelmedi ki. Peygamberliğin bir mucizesidir. Giderken de peygamberdi. Onun için miracın batını velayettir. Halktan hakka gitmesi. Zahiri miraç disadettir. Halktan halka gelmesi. Üstadımız buyur. Bir